Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Dünya basını böyle gördü. Türk kara araçları siyalara geçiyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin savunma endüstrisinde son dönemde yakaladığı başarının etkileri küresel savunma yayın organlarında yankılanıyor. 125 yıllık tarihle dünyanın en saygın uluslararası savunma yayın organı olan İngiltere Merkezi Şans, Türkiye'nin yeni insansız zırhlı aracı Alpar'a sayfalarında geniş yer ayırdı. Otokar insansız zırhlı aracı Alpar ortaya çıkardı başlıklı haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin robotik ve insansız yer araçları ihtiyacını karşılamak için tasarlanan Alpar savaş alanında hem insanı hem de insansız diğer tüm sistemlerle entegre hareket edebilme özelliğine sahip ifadesi kullanıldı. 12 tonluk insansız hava aracının etkin bir ateş gücüne sahip olduğu ve savaş bölgelerine kargo uçaklarıyla rahatlıkla taşınabildiğine de değinildi. Alpar yalnızca bu araçtan ibaret değil, Alpar ailesinin zırhlı savaş aracı, anti-tank aracı, İHA mücadele ve engelleme aracı, lojistik taşıyıcı aracı ve İHA'lar için iletişim aracı olmak üzere çok sayıda versiyonları bulunmakta ifadesine yer verildi. Dünyada devam eden çok sayıda çatışmada artık Türkiye, Güney Kore ve İsrail gibi savunma araçları temin edici ülkeler daha büyük avantaj elde ediyorlar. Bu ülkelerin araçları ve üretim teknikleri geleneksel silah sağlayıcı ülkelerden çok daha esnek ve çok daha büyük bir hızla üretiliyor ifadelerine yer verildi. Rakamlara göre Türkiye geçtiğimiz yıl kara savaş araçlarından 835 milyon dolar, deniz savaş araçlarından 561 milyon dolar ve havacılık savaş araçlarından 546 milyon dolar gelir elde etti. Raporları yorumlayan analizcilere göre yurtdışı firmalarda ortak çalışmaya açık olması ve savaş alanında kanıtlanmış sistemlere sahip olması, Türkiye'nin küresel savunma sektöründe tercih edilmesinin diğer sebepleri arasında. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.